Arkadaşlar Sansürsüz Tulum'da yine beraberiz. Altan Sami Kulu ile ikinci bölümdeyiz. Geçen bir arkadaş yorum atmış. Sen ara yayında dilenci gibi işte beğenin, şu yapın falan filan diyorsun. Niye diyorsun kardeşim? Tamam, bundan sonra öyle de demeyeceğim. Yayınları beğenin, abone olun falan filan da demeyeceğim. Ya valla artık o kadar saçma sapan yorumlar geliyor ki. Ben de bıktım usandım. Altan abicim, biz sohbetimize devam edelim. Aklıma gelmişken onu söyleyeyim dedim. Yo Ahmet, ama bunu başka açıdan bakmak lazım. Sen emek veriyorsun. Aylardır emek veriyorsun YouTube için. Yıllardır emek veriyorsun sosyal medya için. Bunu söylemen son derece normal. Bu bir, yani affedersin, dilenciliktir. Tam tersine emeğe saygı olarak görülmeli. Seni bugün seven, destekleyen çok kişinin olduğunu biliyoruz. Bence biraz alınmışsın. Ya alındım, çünkü şöyle söyleyeyim, ben neleri kaybettiğimizi hani burada söylemeye gerek yok yani, hani ne kadar zorluklar yaşadığımızı. Senin için de aynı şey geçerli Altın abi, sen neler yaşıyorsun. Şimdi biz burada anlatmıyoruz tabii bu her şeyi. Şimdi bu işler kolay değil yani, evinde oturup bir şeyler yapmış insanlara sürekli böyle çamur atmak, pislik atmak hoşuma gitmiyor. Neyse, boş ver, ben bunları çok konuşmayı Evet. sevmiyorum. Devam edelim biz Fenerbahçe ile ilgili konuşmalarımızı sürdürelim. Şimdi teknik direktör konusunda senin kafanda bir profil var mı Altınay? Mesela Dinamo Zagreb'den ayrılan Bielik var. Şimdi Dinamo Zagreb'in o genç oyuncuları alıp oynatması, Bielik ile beraber hakikaten çok çok başarılı olması, çok önemli işlere imza atmaları, iyi oyuncular yetiştirmeleri bir model olabilir. Ama tabii Yugoslavya futboluyla Türkiye futbolu aynı mı? Tabii ki değil. Yani Yugoslavya dediğim Hırvatistan'dan bahsediyorum. Hırvatistan, o ekolden gelen insanlar. Şimdi orada doğal yetenekte çok sayıda sporcu yetişiyor. Ama bir sistemi kurmak, bir yeni bir şeyi yaratmak kolay bir şey değil. Bielika'da orada kurdu, başarılı oldu. Ve galibiyet ortalaması galiba %80'lerde gibi bir yüzdeyle oynadı Dinamo Zagreb'le beraber. Ve oradan gelen, Balkanlardan gelen hocalar genellikle Fenerbahçe'de çok başarılı oluyor. Mesela Bielik hakkında ne düşünüyorsun? Tanıyor musun Bielik'i? Dinamo Zagreb'i takip ettim ben. Bu tarz hocalar Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Dinamo Zagreb'i Fenerbahçe ile eşleştiği zaman oynadığı futbolla takip etmiştim. İyi bir takım. O takım içerisindeki bir İtalyan kanat oyuncusu vardı. Hakikaten çok başarılıydı. Birkaç oyuncusunu da İtalya liglerine göndermişti. Mesela Pjanić galiba, öyle bir oyuncu. 2018 Dünya Kupası'ndan sonra Juventus'a transfer olmuştu. Çok iyi bir paraya. Ben teknik direktör deyince topu ısıran futbolcu deyimi vardır. Yani futbolcu saha içerisinde topa bazen saldıracak. Futbolcu saha içerisinde bazen formasının değerini göstermek için oynayacak. Sadece bunun için mücadele edecek. Rakibin gözünü korkutacak. Fenerbahçe böyle bir takım olmalı. Yani daha fazla sertlik gerekiyorsa daha fazla sert olmalı. Daha fazla agresiflik Isıran. gerekiyorsa agresif. Ama bu kasıtlı değil. Gerekirse sahada hani forması için kavga edecek. Arkadaşlarına gidip birileri üstüne yürüdüğü zaman uzaktan bakmayacak. Geçen sene onu çok sık gördük. Futbolcular yalnız kalıyor sahada. Yani hani gidip kimse yardım bile etmiyor takım arkadaşına. Ya en basit Galatasaray maçında mesela Deniz Türüç'ün yaşadığı olayda. Hani bir iki önce gitti gördüğüm kadarıyla, böyle garip bir durum var yani. Ya gidiyor, hakeme bile itiraz etmiyorlar. Ha, sahada hakkı yeniyor. Kabullenilmişlik var. Bu kabullenmişliğin dışına çıkacak, böyle isyan edecek, Fenerbahçe forması için isyan edecek. O metal yorgunluğunu yaşamış oyuncuları da gönderir takımdan. Yani artık ya tamam işte. Ya başarısızlığı artık kabullenmiş oyuncular çok var Altan Fenerbahçe'de. Ya isim vermek istemiyorum. Hani izliyor, sonra rencide oluyorlar. Bana da haber gönderiyorlar. Yani benim yayınları, ya belki dünyanın en çok izlenen yayınları değil ama Fenerbahçe açısından etkili yayınlar. Ve çok anında gidiyor o insanlara. Ve bana haber gönderiyor. Abi sen bize sallamışsın. Abi şunu yapmışsın. Menajeri arıyor. Öteki arıyor. Ama bakın ben bizim birinci önceliğimiz kamu.
Yani kamu dediğimiz ne, biz kime hitap ediyoruz? Fenerbahçe taraftarı. Bizim birinci önceliğimiz Fenerbahçe taraftarıdır. Biz onların haklarını savunmak zorundayız. Zaten buradaki ana aktörler futbolcular tabii ki. En çok parayı da onlar kazanıyorlar. Biz de onlardan beklentimiz, ellerine gelen her şeyin en iyisini vermeleri. Ya kardeşim, benim işte şöyle bir mazeretim var, benim böyle bir sıkıntım var. Bana ne kardeşim? Olmasın, sen yılda 2 milyon euro alıyor musun? Alıyorsun. O zaman her şeyini vereceksin sahada ve hazır olacaksın. Mazeretin de olmayacak. Yok, hakemler bizi şampiyon yapacak. Beni ilgilendirmiyor. Onunla senin taraftarın mücadele eder. Yönetim mücadele eder. Sen sahaya çıkacaksın. Eline gelen her şeyi yapacaksın. Yok, hoca şöyle yaptı antrenmanda. Bana ne kardeşim? Benim senden beklentim, pazar günü maça geldiğin zaman 4-4 bir şekilde hazır olman. Kafanın tamamen o maçta olması. Bitti. Hep mazeretler, hep mazeretler. Burada futbolculara çok fazla prim vermemek gerekiyor bence. Yani futbolcuların mazeretlerine, şikayetlerine prim vermemek gerekiyor. Burada önemli olan şey Fenerbahçe formasıdır. İyi olmayanlar da son 5 yılda Fenerbahçe tek bir kupa kazanamadı. Bu kupayı kazanamazken 5 yıldır da orada olan adamlar var Altan abi. Bu adamların hepsini gönderirim ben. Ya 5 yılda sen hiçbir şey başaramamışsın. Kusura bakma, sen burada artık işin yok. Seninle sözleşme de uzatmıyorum. Ya da sözleşmem varsa feshediyorum. Ya da kadro dışı bırakıyorum feshedilmesini kabul etmiyorsan. Bitti artık. Sen de işin bitti. Bu formayı taşıyamadın sen. Denmesi gerek falan. Bu konuda. Şimdi aslında sen biraz taraftarın sesini dile getiriyorsun. Yani taraftarın çoğunluğunun böyle düşündüğünü biliyorum. Çok dikkatli adımlar atılırken bazı futbolcuların sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmaması konusunda masaya yatırılması lazım. Artık duygusal olma zamanı değil, gerçekçi olma zamanı. Değil, evet, kesin. Çok sevdiğim bir laf vardır Rami. Dünya karşılaştığınız fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getirmediğinizle ilgilenir. Yani evet. Fenerbahçe gelecek sene şampiyon olacak mı olmayacak mı? Biz bununla ilgileniyoruz. Evet, nasıl başarılı olacak? Başka bir şeyle ilgilenmiyoruz. Bu takımın gerekirse baştan yapılandırılması gerekiyorsa yapılandırılsın. Zaten iskeleti oluşturan 8-9 oyuncu takımın bel kemiği evet. olan oyuncu hazır. Yani ilk 11'de de oynuyorlar. Bugün ilk 11'de oynayabilecek 2-3 oyuncuyu da takıma kattığınız anda bu takımda evet. sil baştan sıfırla o 15-20 transferle tekrar ayağa kaldırmak gerekmiyor. Yani evet. çok çok kaliteli, kendisini kanıtlamış 2-3 tane ilk 11'de oynayacak oyuncuyla birlikte özellikle savunmayı iyi yapabilen, ileride de bir tane kanatlardan gelip gol atabilen, her zaman söylüyoruz, aynı örnek veriyoruz, Musa Sow ya da Kayt benzeri bir oyuncuyla Fenerbahçe ayağa kalkar. Bazı oyuncular Fenerbahçe'de şunun farkında değil. Yani Fenerbahçe'nin başkanı oldukça zengin biri, oldukça kaliteli biri, biraz sakin, nasıl olsa bunun altından kalkar, bir sene daha sabredilebilir. Hayır. Fenerbahçe taraftarı şampiyonlukların hep içerisinde olmaz, olmaya alışmış bir takım. Olmayabilirsin evet. ama sonuna kadar, son haftaya kadar şampiyonlukları kovalaması lazım. Futbolcular bunu gösteremediler. Bu yüzden üzgünüz. Yani senin evet. dediğin gibi de bu eski futbolcuların bazılarıyla yolların ayrılması gerekiyor. Açık söyleyeyim, ben isim olarak bir tek tek bir ismin dahi duygusal yakınlaşmasına karşıyım. Evet. Kaptanlıkta çok büyük ihtimal Emre futbolu bırakacağına göre yanlış hatırlamıyorsam Gustavo Fenerbahçe'de evet. bir kez kaptanlık bandı taktım, tam hatırlamıyorum. Ama Gustavo gibi bir kaptana ihtiyacı var Fenerbahçe'de. Aynı fikirdeyim. Şimdi birçok sözleşmesi biten oyuncu var. Şimdi önümde takım listesi aç. Ben kafama ilk onlara da bakıyorum bir yandan. İşte mesela Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi bitiyor. Ben olsam uzatmam. Ben Hasan Ali'yi severim. Ben de severim. Kötü de futbolcu değildir. Ama kardeşim, ben orada bir level üste geçmek istiyorum ya. Artık yani bazı alışkanlıkların bitmesini istiyorum Kadıköy'de. Yani ben giderse üzülmem şahsen. Hani gitsin illa demiyorum ben. Üzülmem. Çünkü Fenerbahçe artık bıktı usandı Fenerbahçeliler. Ya Fenerbahçe kaybeden loser futbolcu istemiyor. Kazanan oyuncu istiyor Fenerbahçe. Evet. Winner istiyor. Winner'larla doldurmak lazım o takımı.
Yani kimse kırılmasın, darılmasın. Bu bir oyun ve bu oyunda ya şimdi ben yıllarca bir gazetede çalıştım. Ya ben her gün haber götürmesem, yılın 364 günü haber götürsem, 365 gün, 5. günü götüremesem, müdürüm der ki, ya sen de bıktım senden der ya, her gün haber getirmiyorsun der. O 364 gün unutulur. Bu doğrusu da budur. Çünkü her gün yeni bir gündür Altan abi. Evet. Her gün yeni bir gazete çıkar çünkü. Ve Fenerbahçe'nin de her gün yeni bir gün. Geçmişte yaşamaz ya. Bu adam çok hizmet etti. Ettiyse etti, bana ne kardeşim. Tamam. Vefa bir yere kadar. Fenerbahçe'ye vefa en büyük vefadır Altan abi. En büyük vefa Fenerbahçe'ye olmalı. Biz millete vefa gösteri gösteri Fenerbahçe'ye vefa göstermeyi unuttuk. Fenerbahçe'nin ağırlığı, ya Fenerbahçe 5 yıldır kupa kaldıramıyor kardeşim. Önce Fenerbahçe'nin tarihine vefa gösterelim biz. Sonra orada futbolculara gösteririz. Biz futbolculara zaten yıllık 2 milyon eurodan 7 yıldır Fenerbahçe'de adam 15 milyon euro kazanmış zaten. O vefayı fazlasıyla göstermişsin sen. Bir daha hayatı boyunca sırtıyla gelmez o adamın. Evet. Bu takımdan kimler ayrıldı? Yani bu takımdan Oğuz Aykut ayrıldı. Bu Alex takımdan ayrıldı. Alex ayrıldı. Bu takımdan yani. Rüştü ayrıldı. Bu takımdan ben çok kişi ayrıldı. Yani o yüzden Hasan Ali de Fenerbahçe'ye çok hizmet eden, kaptanlığa kadar gelmiş bir isim. Ben iyi bir sol bekle anlaşılması takdirde Hasan Ali'nin yerine yani çok da aranacağını zannetmiyorum. Öyle değil. Altan abi benim bir iki önerim daha var. Rize Spor'da Burak Kandemir'i izledik ligin ikinci yarısında evet, özellikle. Evet, evet. Sol stoperde. Hakikaten çok başarılı oldu. Al abi senin oyuncun. Geri alma hakkın var. Burak Kandemir'i evet. Al. Dört tane stoperinden bir tanesini Burak Kandemir yap bir defa. Altyapıdan, öz kaynağından yetişmiş bir oyuncu. Yanlış mı düşünüyorum? Sol ayakla. Dört stoperden biri olabilir. Dört stoperinden bir tanesini onu yap. Artık dışa bağımlılıktan şey yap. Bak altyapıdakiler de görsün desinler ki ya bak Burak Kandemir girdi A takım kadrosuna girdi kardeşim. Ya bugün... Pardon. Dinliyorum Altan. Yok dinliyorum. Yok yok dinliyorum. İki Oğuz Kağan. Orada bak oynamaya başladı. Oğuz Kağan al orta sahada rotasyon oyuncu. 6 tane mi orta sahada oyuncu olacak planlamanda? Bir tanesi de Oğuz Kağan olsun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Üstündekileri de gönder. O altın üstündeki herkesi gönder. 9 tane orta saha oyuncu olmasın Altan abi? Yani altın artı 3, 2'ler milyondan 12 milyon ya da 6 milyon euro Türk parasına vurduğun zaman ne oluyor biliyor musun? Euro aldığı işte 50 milyon TL 3 tane gereksiz adama para veriyorsun demektir. Kullanmadığın adama para veriyorsun demektir. 50 milyon TL tasarruf yapacaksan bunlardan yap. Fazla kalabalık mevkilerdeki oyuncularını gönder. Onun yerine ihtiyacın olan mevkileri oyuncu al. Bu kadar basit. Bu planlamayı yapmak bu kadar zor olmamalı. Evet Altan abi lafını unutmadın inşallah. Yok hayır. Bir de futbolcuların bazı takımlarda maaşlarında indirime gittiklerini görüyorum. Evet. Bu da gündeme gelecektir Türkiye'de. Liglerin başlamasına yakın tekrar takımlar bir araya gelip gözden geçirecektir bazı durumlarını. O yüzden vefa ve gösterisini futbolculara da geleceği düşüncesindeyim takımlarda. Doğru söylüyorsun Altan abi. Bu konuyu konuşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar tekrar beraber olacağız. Beğenmeyin, abone de olmayın. Sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.